Şu bir gerçek ki bu turu geçme noktasına getirdi Menerbahçe. Evet. Beşinci maça giderken de herkes bence ilk maçtan çok daha inançlıydı. İstenen gibi olmasa da bence kaliteli bir sezon. Bitti nihayet. İkinci maç real realliğini yaparsa çok değişik bir maç izleyebiliriz. Çok keyifli bir maç izleyebiliriz gibi geliyor bana. Ve Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Uyuyup uyanıyorsun işte 200 bin Euro'ya yakın para kazanıyorsun abi. Daha fazla. İşte saati 46 binmiş. 4-5 saat mi uyuyorsun sen? Evet. Ben öyle uyuyorum. Oğlum Messi 8 tane 8 saat uyuyorsa 250 300 bin euro yakın para kazanır uyanık. Repo. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili seyirciler. Rexonomen'in sunduğu Oyna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Mayıs ortası ya sadece seçim için değil de spor açısından da e, zirve dönem ve e, bütün sezonun artık taçlandığı en kritik maç dönemine girdiğimiz en önemli ağırlığı en büyük maçların oynandığı dönem ve EuroLeague'de kritik maçta maalesef Fenerbahçe mağlup oldu. Ee, aslında yani öyle bir 5. maça gittik tabii ki. yani sonuçta 5. maça deplasmana gittiğin zaman doğal olarak ev sahibinin öyle ya da böyle bir adım önde başladığını kabul etmek lazım ama Hani ilk 4 maçı Yok mesela. değil mi 8'e 1'de geçen? Yok. Abi 8'e 1'de normalde geçilmez zaten. Yani gerçi bu 8'e 1 herhangi bir 8'e 1 kadar farklı değildi. Yani iki takım arasındaki farkın o kadar da büyük olmadığını Hı. iddia edebilirsin. Ben daha büyük olduğunu geçen düşünüyorum. Geçen sene Monaco karşısında da zorlanmıştı değil mi? Olimpiyakos son 5'e evet. evet, Evet, evet. ama şöyle bir şey oluyor abi. Playoff dönemine yani bu döneme geldiğinde daha formda olmak ee, daha sağlıklı olmak çok daha büyük fark yaratıyor. Ben onu hep örneğini verim. Fenerbahçe'nin iki tane domine ettiği senede şampiyon olmadı ama e, sezonu beşinci bitirdiği sezon playoff'u da Final Four'da dümdüz edip şampiyon olmuştu mesela. Benzer başka örnekleri de sayabiliriz. Ee, ben açıkçası iki takım arasındaki farkın biraz daha fazla olduğunu düşünüyordum. Yani Fenerbahçe'nin çok tabii ki elinden yeni yapacağını ama çok büyük oranda rekabet çok, olmakta zorlu. Yani e, Olympiakos'un net favori olduğunu düşünüyordum. Ama ilk dört maçın sonunda hiç öyle olmadığını gördük. Yani çok seri ortadaydı açıkçası e, bu 5. maçta çok işte 15-0'lık seri var orada bitti. Buradaki ilk maç da çok şanssız kaybı. Çok şans, Gerçi şanssız Gerçi onu kazansa sonraki maçı kazanabilir miydi onu bilemeyiz. Bilemez. Değil mi? Onlar bilmek kolay değil. Benim bu e, tabi ben basketbol anlattığım için hani özellikle NBA'de maç final e, playoff serileri 7 maç olduğu için hep şey diye bakıyorum. Şimdi 3 tur maç oluyor abi bir kopuyor gidiyor yani koparıp gidiyorsun işte son çeyreğe 30 sayı önde gidiyorsun hmm. bir anlamı olmuyor. Bunlar genelde özellikle rekabet filtrelendikçe üst seviyeye geldikçe azalıyor. Bir, bir takımın net üstün olduğu ve üstün üstün bir şekilde götürüp işte 10-12 sayıyla kazandıkları. Bir de çok ortada maçlar var. İşte maç sonu oynama becerisi, yıldız hmm. oyuncu, biraz şans falan devreye giriyor. Maçın önemi, sezon için mi dışı mı? Evet, e, maç... Sezon içinde de Olympiakos rahat kazanmıştır. İki maçı da çok ha. rahat kazandı. O anlamda söylüyorum. Ha. Bu, bu tip yani Ağırlı yüksek maç yani hmm. hedef maçlarda 3 şey tur maç oluyor ya kopuyor ya net bir üstünlük oluyor götürüyorsun ya da işte başa baş gidiyor son saniye oynama becerisi önemli. Mesela orada biraz da şans işte Sulukas'ın 3. E, bu, e, maçta buradaki ilk maçta yaptığı gibi e, çok farklı şeyler olabiliyor. E, fakat şey çok önemli e, rakibin net önde götürdüğü maçları çalabiliyorsun abi bir sürü faktörü bir ara. yani bir an bir afalladığı yerde iki top kaybı yaptı. iki tane üçlük arka arkaya ediyorsun Şansla yanında falan birlikte olduğu zaman hani 10 sayı falan üstünü kapatabiliyorsun. Öyle şeyler pek olmadı bu seride. Yani net üstün olan taraf hep net bir şekilde maçı kazanabildi. Görece çaldığı tek maç ya da çok ortada olan tek maçı Olympiakos kazandı. O ortada olan maçı kazanmış olabilseydin çok daha hani başka bir senaryo düşünebilir, düşünülebilirdi. Ya da en azından bu turu geçebilirdin. Ama şu bir gerçek ki bu turu geçme noktasına getirdi Fenerbahçe. Evet. Beşinci maça giderken de Herkes bence ilk maçtan çok daha inançlıydı. Yani seri önce ben dahil buna onu söyleyeyim. 15 sıfırlık seri çok çok kötü oldu. Yani orada işte en büyük hani eğer hayıflanılacaksa en büyük hayıflanılacak nokta o. takımın saha içi liderlerinin öyle anlara ağırlık koyabilmesi lazım. Bu açıdan tecrübeli oyuncular işte mesela Sulukas işte e, bir Tabir vardılar yani Yunan gardın olacak diye Yunan gardı derken yani oyunu kontrol edebilecek ve zor zamanlarda yani işler kötü giderken zararı minimize edebilecek bir lider lazım. Bize de Yunan gardı var ama Nikkalates'in orada biraz daha işte oyunu soğutması uyarıyor sayılmaz. <laughs> Doğru. Aslında Amerikalı o. teknik olarak yani Yunan pasaportu var ama Amerikalı. Amerika'da büyümüş falan bir. insan ama <laughs> ee, şakmat kesik çok iyi bir maç çıkardı ki o da Türkiye. ...den yetişmiş yani e, Profesyonel kariyerine Türkiye'de başlamış bir isimdir. E, biraz yazık oldu açıkçası. Peki toplamda razı mıyız Fenerbahçe'den? Valla ben razıyım. Yani sonuçta şimdi... E, razı mıyız? Bundan bir 15 gün sonra konuşacağımız bir konu. Çünkü bu hedef maç ve hedef maçı kaybettin doğal olarak. En azından bir burukluk var içinde insanın. Hele ki kazanabileceğim bir seride kaybettin. Burukluk ama hayal kırıklığı değil bence. Yani hayal kırıklığı gibi değerler... Şöyle değil. yani... Olimpiyakos'a bırak ya yani Olimpiyakos'a gelmemek lazımdı. Onu o, o, yani bu, ha. madem bunu yapıyorsun orada Olimpiyakos'a gelmemek yani Monaco'yu tutturabilmen lazımdı orada. Doğru. Eğer bir yani bence Fenerbahçe'nin sezonundan ben çok razıyım. Fenerbahçeliler yani herkesin fikri kendisi nedir ama eğer bir yerde böyle hayal kırıklığı diyeceksin o Kızıldız maçı. Hmm. Kesinlikle yani o Kızıldız maçı gerçekten hayal kırıklığı. Hele ki maçın nasıl kaybedildiğini falan düşünürsen. Ve eğer o maçı kaybetmesen 5. olacaksın. Hani çok daha farklı bir senaryo konuşabileceksin. Ama Sonra da e, Final Four'da her şey olur. Tabii. Tek maçta her şey olur. Ama e, çok tatmin edici olmasa da bence e, özellikle bu seriye dahil olmak üzere inişleri çıkışları olan, bazen çok iyi olan, bazen beklentilerin de altında kalan bir e, dönem, dönem dönem Fenerbahçe çok ilginç periyotlar yaşadı EuroLeague'de. E, ama e, istenen gibi olmasa da bence kaliteli bir sezon bitti nihayet. E, maçtan sonraki açıklamalar da var burada da e, işte Bartokas nor normalden çok daha fazla sevindi. Sadece final four'a kalmaktan değil. Bu serinin hani elinin avucunun içinden kayıp gittiğini gördü bir evet, evet. şekilde. Böyle bir acayip meraklı ma ma maç, maç öncesi de benzer açıklamalar. Aynen de. aynen. Felaket olurdu onun için. Tabii tabii yani sonuçta ne olursa olsun 1-8 eşleşmesinde iki kere sezon içinde farklı takıma elenseydi hani büyük şey olurdu. Büyük bir darbe olurdu Olympiakos'a. Davet çek ee, mi Fenerbahçe Dimitris Itoudis'le? Valla sonuçlar ve oynanan basketbol açısından bence devam edebilecek gibi gözüküyor ama e, takım içindeki e, şey hava çok iyi değil diyorlar. Yani Itoudis'le takımın ilişkisi, oyuncuların ilişkisi e, en üst düzeyde değil diyorlar. Belki oradan yani Sonuçlar ve oynanan basketbol dışında e, bu doku uyuşmasının istedikleri seviyede olmama ihtimali var. Ha bu gelecek sezon bir iki oyuncu değişimiyle gece yani bu sonuçlardan sonra işte Türkiye ligi de var. Türkiye liginde alınacak sonuçlardan sonra belki o hava değişebilir ama e, çok memnun değil takım içinde gelen e, şey, e, duyduklarımız öyle yani bir çok mutlu bir hava yok, çok kumbaya bir hava yok yani şu anda. Diyelim ve e, dü dün acayip 3 maç serettik o yüzden. Aynen. Ee, ya ben şeyi Fenerbahçe Olympiakos Fenerbahçe maçtım, biraz yarım yamalak oldu bende. Daha Ama çok Eczacıbaşı Fenerbahçe ve Real Madrid Manchester City. O zaman direkt Fenerbahçe'den devam edelim abi. Tamam. Ee, Türkiye Voleybol Ligi finalinde Eczacıbaşı Fenerbahçe e, sezonun aslında genelinde Eczacıbaşı çok çok iyi durumdaydı ama evet. son son iki aydır Fenerbahçe en iyi takım gibi gözüküyor zaten. Her ne kadar şampiyonlar yarı finalinde çok büyük bir ayak yaşamış olsalar da ilk maçı kazanmıştı Fenerbahçe. Ee, dün ikinci maç vardı. X ee, setler 1-1'e bir geldikten sonra yalnız Fenerbahçe. İlk mi... defa 1 bir geldi Fenerbahçe Ezacıbaşı evet. eşleşmeleri. <laughs> Kazanan 3-0 kazanıyordu. Evet. Ee, i̇lk seti Fenerbahçe kazandıktan sonra yani hakikaten çok üst düzey bir maç oldu yalnız. Yani biz zaten Türkiye liginin ne durumda Üst düzey bir maç oldu ama yani sanki Fenerbahçe hani skoru da her şeyi de daha dağıtabiliyor. Hı hı. Ee, ama eczacı boş koşu olmayınca olmuyor ya da olunca oluyor gibi. Doğru ama hani ben bu sene biraz daha yakından ya Bu tak... bu maç için özellikle evet. söylüyorum. Bu e, bu, se bu sene daha yakından takip etmek için takip ettiğim için biraz daha hani güvenli konuşabilirim. E, zaten her şey boşku için varlığı üzerinden Üzerine Dizayn edilmiş kur, dizayn edilmiş durumda. E, inan bence çok güzel maç oldu bu arada bu. Ama terz terzi hiç memnun değil. Niye? Yani kaliteli bu seviyenin oyun olmadı dedi. E, şöyle <laughs> e, belki hani çok hata yaptı. Fenerbahçe 20 tane servis hatası yapmış ya. Yani. Abi inanılmaz şey, bir şey. Yani. E herhalde post travmatik sendromdan kaynaklı bu Bakıfman serisini işte Şampiyonlar Ligi'nde elendikleri maçı o yüzden kaybettiler. Acayip servis hatası yaptıkları için kaybettiler. Ama Fenerbahçe özellikle uzun e, pozisyonlarında yani blok ve smaç pozisyonlarında yani iki smaçör ve e, pasör çaprazı konusunda hakikaten çok üst düzey seviyede şu anda. Yani Vargas olsun, Pedro Teixeira olsun e, direkt yani boş Ana, belki, e, ana baş, Boşkoviç belki hani dünyanın en üst düzeyi bu konuda ya da en üst bir iki tanesinden biri ama e, en üst düzey beş taneden iki tanesi ya da üç tanesi Fenerbahçeli gibi Bir de yani, Fenerbahçe da. daha şey yapıyor gibi yani Boşkoviç de, sen dizayn olabilir ama yani, iş sıkıştığı zaman tedbir alındığı zaman da hani, ekstra birisinin çıkması lazımken Fenerbahçe'de o daha kolay çıkıyor. Çünkü? Yani, bir anda bir Eda çıkıyor bir tane vuruyor yani Boşkovič smaç pozisyonları olmaz yani arka e, rotasyonda arkaya geçtiği zaman o kadar top kolay öldüremiyebiliyor yani şeyde Fenerbahçe'de sürekli top öldüren, öldürebilecek bir ana silah var yani ve Fenerbahçe çok formda bu arada yani son iki aydır en iyi takım konumunda zaten e, finalde de 2-0 öne geçti e, şampiyonluk geliyor diye bir maç uzakta ama Gelmedi. tabi hani tarzı maçtan sonra şey diyelim bir maçımız da olabilir iki maçımız da olabilir üç maçımız da olabilir <laughs> şey değil yani o, alacağız gideceğiz havası hiç olmuyor onda. Şampiyonlar yarı finalinden sonra ıı, her şeye çok tek oluyor. Ama ol olacak iş değil canım. Yani, Oldu ama. Gerçi yani rakip de bir vakıf yani. Şey çok ilginçti bir vakıf bu sezon geçtiğimiz seneki çizgiler. Ama vakıf bank işte. Bir, bir anda bir şey e, yarı, yani. Yarı finalde Fenerbahçe çok rahat yine evet. geçti. E, şey Türkiye ligi yarı finalinde vakıf e, bankın bu sezon oynadığı belki de tek tek olabilir. Tek mi? iyi maç olabilir yani, ama ben o kadar takip etmedim ama e, gerçekten hani ben biraz daha takip etmiyorum sezonun en iyi maçını oynadı Vakıfbank ama yine de yine de Fenerbahçe'yi eleyememesi gerekiyordu. Fenerbahçe çok yardım etti. Hele 3-0'dan sonra. Evet. Ee, ama e, Türkiye Ligi'nde de şampiyonluğa göz kırpmış durumda Fenerbahçe efendim. E, final serisinin 3. maçını bekliyor taraflar. E, dünya sporu açısından da herhalde e, futbolun en zirve maçı oynandı dün Real Madrid Manchester City. Bu hakemlerle bu lig bitmez. Ben artık bütün Avrupa Kupası maçlarını konuşurken hakemden bahsedeceğim top taça çıkmış onu devam etti. Doğrudan gol yedi yani. Ancelotti çok zaten şi şikayetçi yok onun. Hani nereden an biliyor acaba taça çıktığını? Ee, onu da bilmiyorum tabii. Va var niye var kardeşim demiş. Tabii. Hani o nereden emin oldu? Çizgide mi o sırada? Yani gerçi <laughs> bin İngiltere yapmış bir şey. E, Piero. Hı hı. E, bizimkiler yapmıyor nedense. Bizimkiler sürekli şey diyor. Yani biz bakmıyoruz bara. O Riva'daki tesislerde filan. Hani bizden çıksın ama kimse bizim üzerimize gelmesin. Bizimkilerin tavrı o iken İngiltere'de Manchester City lehine karara bakıyor ama Bean. Şöyle eğer görüntü varsa elinde modern işte bu noktalama, tekleme teknolojisiyle hmm. onu zaten e, sanal olarak yaratabiliyorsun. Yaratabiliyorum. Yüzde yani şeyi karşılığı yok bunun. Yani mahkemede kullanamazsın. Evet. Ama bir fikir verir. Aynen öyle. Ondan aa bak kesin doğrusunu çıkarmayacaksın ama bak böyle o ihtima olma ihtimali yüksek gibi bir sonuç çıkabilecek şekilde var. Yani bak hakemi Türk gözüyle, Süper Lig gözüyle bak. Bitir yani Şampiyonlar Ligi dersin ki kesin hali ortaya ayarlamışlar abi. Şampiyonlar Ligi'nde zaten şeyin ee, Florentina Perez'in şirketinde çalışıyordu eskiden. Hemen <laughs> <laughs> o şeye girer yani. Ee, ya dalgayı bir kenara bırakıyorum. Benim beklediğimin altında maç oldu. Yani taktik olarak evet. Anlıyorsun güzel, hoş. Yani işte Kamavinga'nın kullanımı, Modric'le Kroos'un e, yakın uzak o açılıp kapanmaları. Her şeyle hani milita yokken Haaland'ı tutabilmenin verdiği için, Haaland'ı 21 defa mı top ayağına değmiş? Ee, Ve sadece 2 şut kullanabilmiş 21 kez topla buluşup. Evet yani yani şimdi Rudiger oynayacak şey beklentisi vardı, hatta kim söyledi onu? Fark atar e, Manchester City. Naval mi söyledi? Carragher mı ikisinden biri söyledi galiba yanlış bilmiyorsam. Real Madrid'de o kadar kolay olmuyor işler. Evet şimdi, bu, bu, bunun yani bu tablodaki iki takımın geldiği noktadakinin o tablodaki e, analize bakıldığında hani City'nin daha rahat oynayacağı, daha rahat pozisyona girebileceği bir maç beklentisinden Ancelotti'nin ekibinin yaptığı dizayn, oyuncuların ekstra performansı, Caminga sol bek oynadı gene. Hani memnun musun? Hayır değilim dedi gene. Hani ikna ederek Maçı dengeye getirdi ve bence Real'in daha fazla pozisyonu var. Ee, çok az, daha fazla ama daha fazla pozisyonu var. Ee, yani bu anlamda güzel. Ama ben daha ritimli bir şey bekledim. İlk o olmadı maç, çok fazla. İlk maç olmasından biraz daha temkinli olmaları olmaları. Hem o var, mi? hem de bir, yani standartın üstünde de bir sertlik vardı. Hı hı. Yani Rudiger'in, Rodri'nin filan. Yani bu iki takım karşılaştığında bu kadar sertlik beklemezsin. Bu da etkili oldu bence. Çünkü şeyleri biraz bezdirdiler. tekniklere teknikleri. Hmm. Ee, İlkay'ı, işte Grilish'i, Modric'i falan bunlar bezdi biraz. Top geçer adam geçmez abi. Ee, onu demesek bile ona <laughs> sert oyun oldu. Boy, Ama Mog ikinci Modern zamanların top geçer adam geçmezdi. İkinci maç real realliğini yaparsa çok değişik bir maç izleyebiliriz. Çok keyifli bir maç izleyebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü Benzema çok formsuzdu. Normalde hani Vinicius'un bu kadar üstsüz oynadığım maçta Hakikaten çok üstü yönedi. Benzema mutlaka bulur yani. Bu kadarlık şanstan bile bulur bir şey. Onu yapamadı. E, Haaland ve Benzema'nın iyi kontrol edildiği bir maç oldu. Bunu söyleyebiliriz. Ee, i̇kinci maç çok daha iyi geçmeye ya yani Ben çok eğlenceli, çok güzel olacağını ve Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Hadi Real Madrid'in kazanacağını. Evet. Hı, hmm, Ama <laughs> <laughs> yani öyle değil midir bu işler hep? Doğru doğru öyle. Yani son iki senedir aynı şeyleri yapmıyor mu? Son üç senedir hatta aynı Hı, şeyleri tabii, Yani, e, kağıt üzerinde ve teorik olarak dezavantajlı olduğu. Ha, hatta rakip... Mezardan çıktı kaç defa. Kaç defa çıktı. Evet. Yani gömdüler, örttüler, kalktı adam. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Ondan ne oldu? Soldan 1300 kaçtı ortaya vurdu. Gol ne oldu? Bütün maçı domine ettin de ne oldu? Bitti tabii. Aynen. E, ama şeyi tabii hakkında bir taraftan verelim. Hani seyir zevki benim için beklentimin altındaydı ama ya bu iki hocanın işte Ancelotti biliyorsun Sakke ekolünden geliyor. Futbol değiştiren ekollerden biri. Guardiola Cruyff ekolünden geliyor. Hakikaten iki tane futbolu temelde değiştirmiş futbol zihninin öğrencileri bunlar. Ve çok ...öteye taşıdıklarını da söylemek lazım. Yani zaten Ancelotti'nin... ...müzesi hani birçok kulüpte yok. Bir de... ...en üst düzey oyuncular... ...ve en üst düzey takımlar karşı karşıya geldiği zaman... ...onun hani... ...tabii beklentiler de yükseliyor aynı zamanda teknik olarak ama... ...ne olursa olsun ayrı bir büyüsü var yani. Var var. Yani çok çok ayrı. Hani işte Vinicius'la... ...işte Haaland'ı falan aynı sahada gördüğün zaman... ...işte Kevin De Bruyne'yi falan... ...onların hani sahadaki yaptıkları her şey daha büyülü gözüküyor yani Hı. çünkü zirvesini seyrediyorsun Hı. ya. Hı. Bu şey gibi yani işte ne bileyim Robert De Niro'yu işte e, Denil lewis falan 3 4 e, kişi aynı filme topladığın zaman hani filmin iyi olmasını bekliyorsun ama sadece onları izlemek bile yetiyor ya öyle bir durum var. Evet. Ee, o şeyi tamamlayan o atmosfer tamamlayacak şu Madrid'in kurvasını da açın abi o şey naylon orada durdukça benim moralim bozuluyor ya. Şey, son dönemde yalnız son olarak şeyi söyleyeyim. Kevin De Bruyne inanılmaz formda. Ya ben işte bütün maç boyunca onu düşünüyorum. Yani bu adamların ama hoca yani şöyle oluyor. Şimdi hani Akanji yani dün yoktu ama işte Ake, Make falan yani bu savunmaya bakıyorum. Önde Stones oynuyor. Yanında ya yani orta sahada yanında Rodri oynuyor falan. Şimdi bu takımın bu oyuncular birer birer aldığında böyle bir oyun oynaması mümkün değil gibi gözüküyor. Ya yani bu oyuncu formundan ziyade hoca formu bunlar. Tabii ki oyuncuları yani o yetenekli oyuncuları o yeteneklerini en hızlı bir şekilde en hızlı şekilde kullanabilecekleri bir yapının içine koyma durumu bu. Oyuncular da çok ekstra bir şey çıkarıyorlar. Yani ne ilk ay milli takımda böyle oynayabiliyor, ne De Bruyne böyle oynayabiliyor. Yani Haaland'ın bir şey söyleyemeyiz tabii yani o milli takım farklı ama yani bu getirdi yani çıkardık hocanın farkı çok 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 başka yani artı belki City <laughs> özelinde şey var. Çabuk düşünüp çabuk hareket eden oyuncuları bir arada tuttuğun zaman hepsi birbirini etkiliyor ve sistem yani onlar sistemi yaparken <laughs> sistem de onları besliyor gibi bir durum var. Ya sistem ona göre dizayn edilmiş. Yani Bernardo Silva'yı da herhangi bir yerde öyle görmüyorsun. Çok başka bambaşka bir şey çıkıyor. Yani hoca fark ediyorum ya onun yüzde yüz yani. Her şey hoca ki bu beğenmediğim maçta bak bu söylediklerim. <laughs> bir beğensem ne olacaktı kim Efendim eee Sokrates'in e, mobil uygulaması yayına girdi. E, geçtiğimiz hafta içinde duyurmuştuk. E, gerek iOS'ta, e, Apple App Store'da, gerek Play Store'da, e, Android'de şu anda yayındayız. Sokrates'le ilgili takip etmek istediğiniz e, App, aplikasyona özel, uygulamaya özel yazılar, e, günlük takip edildiğiniz skorlar hep aplikasyonda olacak. Daha yeni aşamadayız. E, her geçen gün daha iyi gideceğini tahmin ediyoruz. E, umuyoruz ve elimizden geleni yapacağız. İndirmenizi tavsiye ederiz efendim. Sokrates spor dünyasını cebinize getiriyor. Birbirinden özel yazılar, röportajlar ve dosyalar artık en yakınınızda. Siz de Sokrates app'i indirip profilinizi oluşturabilir, Sokrates ailesine katılabilirsiniz. Çift arayüz seçeneğiyle keşfe çıkabilir, Sokrates içeriklerini dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Sevdiğiniz yazarlara ve yorumculara daha yakın olacağınız bu dünyada zaman geçirdikçe seviye atlayabilir, ileride Sokrates app'in bir parçası olabilirsiniz. Yayın hayatına Türkçe ve İngilizce olarak başlayan Sokrates app'te dil seçeneğinin dışında istediğiniz temayı da seçebilirsiniz. NBA'den Şampiyonlar Ligi'ne, Euro Lig'den bisiklete, tenisten snooker'a, Sokrates dünyası bütün renkleriyle artık Sokrates App'te. Hemen şimdi Sokrates App'i indirin ve yolculuğumuza ortak olun. Ve buradan e, se, işte sezonun en önemli dönemi dedim ya. Hmm. E, genelde ya aralıkta olur ya da işte bu dönemde oluyor. E, yılın ödülleri, e, Lorus ödülleri de e, geçtiğimiz hafta içinde verildi. Yılın erkek sporcusu çok tahmin edildiği gibi yani pek çok ödülde olduğu gibi Lionel Messi oldu. Arjantin'in futbol milli takımıyla e, takım kazandığı başarılarından sonra yılın kadın sporcusu Şelien Fraser Price oldu. Şelien Fraser Price zaten olağanüstü bir sezon geçirdi. Beşinci kez dünya şampiyon olduğu, Elmas Ligi kazandığı, e, hakikaten e, kariyerinin zirvesinde Yılın takımı Arjantin milli takımı ee, en iyi çıkış yapan sporcu Carlos Alcaraz oldu. Şeyi gördün mü? Carlos Alcaraz Lionel like, Messi görünce el oluyor. <laughs> çok güzel görüntü o ya. Oradaki denge çok enteresan. Onun el ayağı dolanıyor. O da orada karşısında gençlik görüyor. Aa şey oluyor filan. O da <laughs> <Tabii> o da <laughs> mutlu oluyor. Hani oluyor. Hakikaten güzel bir jenerasyonlar görüntüler. arası durum her zaman güzeldir. <laughs> ee, ve Lorus ödülleri de her geçen gün kendini saygınlığını artırıyor yani dünya spor O kadar parayı bana sen ben de arttırırım. Abi çünkü sonuçta saygınlık ya yıllardır getirdiğin bir kültürle olur ve o kültürü ilmek ilmek işler. Evet. Yani ya da o saygınlığı satın almaya çalışırsın yapabildiğin ölçüde. Abi ölçüyorum. bir de toplumun bu gala kültürüne hmm. şey olacak. E aşina olacak, sevecek. Bizde mesela yapılamıyor bunlar. Evet. Yani bizde hani yılın sporcusunu seçelim falan diyorsun. E yılın sporcusu seçiyorsun işte birkaç tane bir adamları bizimki niye yok? Oradan bizim takımdan da iki tane genç koyamaz mıydınız? Böyle bir durum var. Ha şimdi burada yok demiyorum. Burada da var yani. Burada da hani kim bilir ne rüşvetler dönüyor filan. Bunun esprisi yapar ya Ricky Gervais şeyde Golden Globe'da. <laughs> <laughs> Doğru. Şey, e, bu arada sadece rüşveti geçtim. Bazen şöyle, burada tabii birer tane seçtikleri için o biraz daha iyice filtrelenip hale geliyor. Genelde böyle yılın takımı falan seçilirken, ya şuna da ayıp oldu diye de bazen <laughs> seçmeyi O en büyük düşünen tuzaklar. Abi diyor. şuna ayıp oldu ben gene anlarım. Şu tarafta ara ayıp oldu. Diye. Senelerce öyle yapıldı çünkü ben biliyorum yani. Abi altın karma yapıyorsun, o sene Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bir tanesi sekizinci, dokuzuncu <laughs> olmuş. Yok yani topçu yok orada. Abi oraya bir tane koymamız lazım. <laughs> Ya kimi koyacağız? Abi şey ya ki, işte bir tane birisi artık. Ama mesela çok saygın olduğunu, yani saygınlığı belki tarz ama çok yılların getirdiği, herkesin bildiği ödüllerde de benzer şeyler. Oscar'larda da olmuyor mu abi? İşte çok üst düzey bir oyuncu 6-7 sene Oscar alamayınca abi artık buna vermemiz lazım deyip normalde almaması gereken, daha önce hani çok çok iyi rolleri oluyor. O kadar da iyi olmayan bir rolle vermek zorunda hissediyorum. Ama Nobel'de aynı değil mi? Einstein'a da aynı şey olmadı mı abi? Ee, evet. Bak o konuya da hakimim. <laughs> Çok biliyormuşum gibi. ya Oscar'da falan da oluyor bu şeyler. Emiler'de. <laughs> ee, tebrik edelim. Bu arada Lionel Messi Ödülden daha fazla şeyler de kazanmak üzere anladığımız kadarıyla. Dün babası yalanladı ama e, yani çok güvenilmez onun yalanlamasına. Sanki hani bitti gibi. Çünkü ya, çok bu kuvvetli dün... kaynaklardan imzalandı ve, diye geldi. Ve yani bu yaklaşık işte bir buçuk iki aydır konuşulan ve hani hiç üstlük e, yani bu dumanı hiç şey almadı. Yol hiç de. sönmedi yani e, bu ateş hiç soğumadı yani. Bu iş olacak gibi... Ya Ajans France Press geçti en son. Evet, AFP geçti. Ajans France çok Press geçtikten sonra yani ben evet. Ya yani, AFP geçtiyse yani işte büyük ajanslar bunu bir haber olarak geçtiyse bu yalan değildir. Ha gerçekleşmeyebilir ama çok, çok güçlü geçelim. bir kaynağı vardır yani. Fakat ben hala şu yılda 400 milyon euro içine <laughs> takılmış durumdayım. Ya, ya evet işte. siz haklısın o bir tanıtımla birlikte büyük bir paket. <laughs> Şimdi sayı. burada bir takım e, atasözlerimizden Bahsetmeyeceğim yani zenginim e, yal... olur Olu, sürdün çenesin miyor herhalde? E, o iyisi. Neyse kapatalım bu konuyu. Hayır. Buradan kötü iyi bir şey çıkmaz. Evet. E, yani Çin'in yaptığının bir dönem Çin'in yaptığının Arap versiyonu yani. Ama abi abi burada oyuncunun kim olduğu önemli. Ben değil. sana ben, buradaki sen, reklam. Sen çok terbiyeli bir Buradaki insan, bir insan. reklam. Ben, ben daha, bir dakika bir dakika bir dakika lütfen. <laughs> ben daha terbiyesiz bir insan olduğum için çok ağır bir tabir kullanacağım. <laughs> Başka bir atıyorsun bunlar. Abi. 400 milyon euro diyorsun ya. Abi sen ya matematik bilmiyorsun ya dayak yemiyorsun. <laughs> Bir şey değil canım. <laughs> Şöyle, Abi 400 milyon euro. Oğlum haber o zaten. Haber <laughs> Lionel Messi'nin transfer olması değil ki. <laughs> haber 400 milyon euroya biz adam alıyoruz haberi. Yani mevzu Yani sadece bunu almayız ki biz her şeyi alabiliriz diyor adam. Yani adam Mersin Limanı'nı da alıyor yani. <laughs> Sonuçta alabiliyor yani her şeyi alıyor. Yani Sapanca'nın etrafını da topluyor. Yani aynı coğrafya. Yapabiliyor yani. Yapabiliyor. Dolayısıyla yapıyor. Ee, bu buradaki haber o. Yani dünyanın en iyi oyuncusu da ben 400 milyon euro veriyorum yıllık. Son yıllarda zaten <laughs> ben ben hala ben hala matematikte kaldım. Ben, ben aşamadım orayı. Ronaldo da benim ben ayrılıyorum dedi biliyorsun. Evet. O da maaş arttırıyor. Yarısı çünkü bunun olmaz öyle şey. <laughs> 200 milyon euroyu ver <laughs> 200 otun <atın> abi. <laughs> abi 200 dediğin şey <laughs> Borsa İstanbul'daki işte market cap yani, yani piyasa değerlerine baksan abi Türkiye'deki pek çok şirketten daha değerden bahsediyorsun bunlar. Yani, hani çok sen köklü. Misin, ya yani dünyada da öyle bu arada. Hani Türkiye Ama ölçekler farklı abi. Yani Türkiye'deki şirketle bakamazsın. Yani sen çok daha iyi bilirsin. Türkiye'nin ekonomisi de Los Angeles kadar yani. Doğru ama yani Kaliforniya kadar demiyorum. Tamam, ben hayır biz Türkiye'deki şirketleri bize yakın olduğu için söyledim. 400 milyon euro kanal çok. Iyi. Çok da bu da My, Messi işte. Los Angeles'ta. Şöyle söyleyeyim son dönemdeki değerlemesinden emin değilim ama e, Manchester United işte şu anda satılıyor ya hmm. e, Glazer ailesi altı yani ki son dönemde katlanmasına rağmen bu altı milyar dolardan puan bahsediliyor. Öyle olacak galiba evet ama artar o ona yaklaşır. O, olur yani. Neyse. Abi, o zaman yıllık nasıl dört milyon euro? Olacak? Abi Türk dünyanın tarihinin en önemli 10 kulübünden birinden bahsediyoruz. Hmm. Yani Abi ona 6 milyar dolarken milyar bir bir yıl için bir oyuncu diyor. Bu galiba milyon, bizim yani. jenerasyonlar arasında kalmamız ya yani birkaç jenerasyonu hayatımızda yaşamış olmamızdan kaynaklı bir şey. Tamam abi ben bunu benim... bizim için takım daha önemli. Kulüp daha önemli. Neden? Biz çünkü şeydeyiz. Yani transferin bu kadar çok olmadığı dönemdeniz. Yani bir takım 8 sene aynı giderdi. 1-2 oyuncu gelir giderdi. Şimdiki jenerasyonlar takımdan çok star peşindeler. Yani Messi'nin, e, Lebron'un, efendim Ronaldo'nun e, özgür ağırlığı bazı zaman Real Madrid'den Barcelona'dan daha yüksek oluyor. Buna katılıyorum. Fakat bir kulübün sahibi olmaktan sonsuza dek ve bir oyuncu bir yıllığını almaktan bahsediyorum. Bu iki ölçeği yan yana koyduğum zaman da 1'e e 15 oluyor değil mi? Fark, bakayım, 1'e 15. 1'e 15'lik bir farktan çok daha fazlası olma gerektiğini düşünüyorum ben. Yani 15'te birinden, yani 15 katından daha değerli olmalı. Yani, orada da şöyle bir fark var. Sen dünyanın en önemli gruplarından birine sahip oluyorsun bir kişi olarak. Bir insan ya da 5 kişi, kişi oluyor. Hı. Öbür türlü bir ülke kendisini kaliteliler arasına sokuyor. Doğru. Yani ülke yatırımı bu. Yani Katar'ın yaptığı o yatırım da öyleydi. Ülke yatırımıydı kardeşim. Biz de en az İsviçre kadar bir ülkeyiz ya işte. Zaten Haykırışıydı o. Son dönemde son 4-5 yılda e, takip edenler biliyordur. Suudi Arabistan'da ciddi anlamda bir açılmak tabii ve Tabii bu Acayip acayip şeyler yapıyorlar ya. Abi bir tane binalar şehir, yapıyorlar ya. Abi yapıyorlar. öyle şehir yapıyorlar. Ha, evet. Çizgi. Disneyland'da <laughs> benzer bir şehir yapıyorlar çölün ortasında. Bir tane küre yap ya şey küp yapıyorlar bir tane evet. ama o, o tartışmalı. Ve Çünkü Kabe'ye benzediği için hani bir hemen değiştirdiler. değiştirdiler onu. Bir, tane, bir line var. Evet. Bir tane, o çok acayip. 3 kilometre mene. Bütün işte özerk bir bölge yapıp hani Suudi Arabistan'ın e, normal kanunlarından belli olanlarda e, belli alanlarda soyutlanmış bir alan. Yani kumar oynanabilecek, içki içilebilecek. E, tam bilmiyorum içeriğini. <laughs> Ama işte öyle bir e, özel şehir yapıyorlar. Yapıyorlar. E, yok, zaten şimdi de başka yere gidiyorlar onlar. Turizm var o tarafa. Şimdi tersini yapmaya çalışıyor işte. Yani Suudi Arabistan bir turizm merkezi. Evet yapıyorlar. turizm merkezi halinde. <laughs> hatta turizm merkezinden öte e, Birleşik Arap Emirlikleri gibi insanların gelip yatırım yaptıkları, ev aldıkları o ne onun adı? Bir, onun adı neydi ya o çizgi şehrin? Böyle bir cam bir şehir yapıyorlar. Uzaydan görülecek Çin Seddi gibi. Noma mı? neo mu? Neom, neom. Neom, neom. Neom. Başlamışlar yani. Çölü kazıyorlar şu anda gördün mü? Şey var, ben de e-spor tarafından biliyorum. Çok fazla prens olduğu için orada ve evet. hepsinin hani... işleri de yok. E, <laughs> paraları çok diyelim. Mesela dünyada en çok e-spor yatırımı yapan kuzey Birlik'te ülke konumuna geldiler. Yani muazzam tesisler falan yaptılar o konuda. Ben o tarafını da biliyorum ben. Yani. yakından bildiğim taraf olduğu için ee, diyelim ve burada e, Arsenal'in tabi biraz ama <laughs> senin... saniyede kaç para kazanacağını söylemedin Lionel Messi'nin o hesaplar vardı da. Abi şöyle dakikada diyelim istersen saniye çok saçma olmuş. Arsenal dakikada 780-772 euro kazanacakmış abi. Dakikada. Dakikada. Uyurken de al kazanıyordum. Neden? <laughs> Uyurken yani uyuyup uyanıyorsun. O kaç Şimdi bakayım? 70 bin euro falan var. Kaç? Uyuyup uyanıyorsun. İşte 200 bin euro yakın para kazanıyorsun abi. Daha fazla. İşte saati 46 binmiş. 4-5 saat mi uyuyorsun sen? Evet. Ben öyle uyuyorum. <laughs> Messi 8'den 8 dene ben. 8 saat uyuyorsa 250-300 bin euro yakın para kazanıyor. Uyuyup uyanık. <laughs> Tam bak kelime anlamıyla. <laughs> ee, Arsenal'in e, helvası yenirken tabii ilginç rakamlar da ortaya çıkıyor. Ve son dönemde yani yaklaşık iki aydır. Abi Arsenal için bu çok başarılı bir sezon. Kesinlikle canım ben ona hiç, bir, ara, yani, bir ara böyle bir puan farkı oldu falan maç fazlasıyla da olsa orada bir heyecan oldu ama ya olabilir miydi? Olabilirdi. Ol Şu tutturdum. Leicester'ın tutturmasıyla Arsene'nin tutturması aynı şey değil ama hem rakibin ee, ivmesine bakarsan hem de oynadıkları oyuna bakarsan. Yani biraz daha defansif bir oyunu oynadığında onu korumak daha kolay oluyor da. Ee, çok gelişmiş bir hücum oyunu genç oyuncularla oynadığında onu zaman zaman kazalara uğraması daha doğru. Nereden daha çok patlamış diye baktık. Acaba oradan mı? Ee, Saliba'dan daha çok patlamış. Hmm. Saliba sakatlandığından beri ee, işte Saliba ile oynanan 27 maçta... Ee, 12 defa gol yemeden bitirmiş. O Arsenal çok Barcelona. önemli. Evet. Ve maç başına birin altında gol yiyormuş. 0.9 yiyormuş. Saliba'sız 7 maçta ise... Bu maçlarda tabii çok kritik maçlar da var. Yani çok sert. Ne olursa durum. olsun. Ne olursa olsun. Ama yani bir kere bile gol yemeden bitirememiş. Çünkü 2-0 öne geçtiği maçlar. Evet aynen öyle. Yani. Liverpool. Evet. Ve maç başına 2 gol yemiş yani. Ee, yani hepsini Saliba'ya bağlamak doğru değil. Çünkü... Yok değil ama bu, bu da bir şey anlatıyor. Tabii. Ee, ama şu da bir gerçek. Yani bu Saliba'nın sakat olduğu 2 aylık dönemde Arsenal hiç iyi top oynamadı. Bu Saliba'dan bağımsız da iyi top oynamadı. Ama iyi top oynamazken Saliba gibi yani savunma güçlü kalabilseydi belki oradan e, zararı daha minimize edebilecek bir senaryo oluşabilirdi. Yani kazanamayabilirdi ama böyle kolay da ben, Belki Ben yani bilmiyorum. Çok hani analiz etmedim. Çok detaylı bakmadım ama belki oyun kurulumuyla alakalı da. Sadece defansif değil. E, çıkışlarda da eksik kalmış olabilirler. ya pek çok açıdan eksik ama e, ya yani son iki aydır takım çok düşmüşken Saliba'nın da bu sakatlığının beraber gelmesi Hem birbirini etkiledi hem e, zarar daha büyüttü. Arsenal adına. Iııı e, İngiltere'deki savunma oyuncuları, daha doğrusu, savunma ağırlıklı oyuncular demişken, e, Wilson Company çok ilginç bir rekora imza attı. E, Burnley'nin Burnley başında evet. İngiltere Championship'te ve 101, 101 puanla şampiyon yaptı Burnley'i, Winston Company. E, Premier Lig'de de e, 100, 100 puanı geçen tek takımın üyesiydi. Yani hem antrenör olarak, gerçi bir Premier Lig, biri Championship ama, hem of. antrenör olarak hem oyuncu olarak 100 puanı 100 geçmeyi puan. başardı. Burnley'de de ilk Premier Lig'e çıktı. Tebrik ediyoruz. Tebrik sen Company'in de e, belli ki iyi bir teknik direktörlük kariyeri olacak. NBA'de playoff'lar devam ediyor efendim. Uzun uzun biz Amerikan Mutfak'ta konuşuyoruz. Sadece son durumu tekrar geçeyim. E, Denver 3-2 önde. Phoenix'e karşı bu sabah karşı 3-2 öne geçti. Lakers Golden State... karşı. O çok... Ne olacak abi bu iş? Valla Lakers 3-1 önde şu anda yani. yani ve, ve hani LeBron şey değil mi? Yani ben bırakmayacağım diyor. Oğlumla oynayacağım diyor. Oğlu... Iki sene sonra. Hayır hayır yani bu, bu seriyi bırakmayacağım. Yok, bırakmayacağım. Yani. Şöyle. Ya işte bloklar bloklar şunlar. Sakat bloklar. sakat oynadığı için e ve artık yani yaşı da ilerlediği için abi o kadar ölçerek oynuyor ki. Yani mesela eskiden e bir basketbol maçı kabaca NBA'de 100 hücumdan olmuş. Hmm. E ve bunların yaklaşık 80'inde falan sahada oluyordu. Dinlendiği bölümleri çıkıyor. Ve bu 80 hücumun ve 80 savunmanın tabii karşı tarafı sakın savunma yapıyorsun. Basketbolu öyle bölmek çok kolay çünkü. Futbol gibi değil, olmadığımız için biz sırayla hücum edildiği için. Ee, 50-60'ını domine ederdi LeBron. Hmm. Özellikle hücum tarafında. Savunmada biraz daha gücünü saklardı. Ve her şeyi o karar verirdi. Abi şimdi özellikle hem sakatlığı hem e, yaşı itibariyle o kadar ölçerek enerjisini sadece enerjisini... kritik ameliyatlara giriyor. Aynen öyle abi. <laughs> Aynen öyle. Şey oldu, söyledini e, tıp dekan oldu, ordinarius oldu, kritik oldu, kritik, ameliyatlar kritik ameliyatlara giriyor abi. O kadar seçerek oynuyor ki ama hala çok etkili hala nerede vuracağını biliyor mesela bu Golden State maçının ikinci şerinde Golden State çok daha iyi gözüküyordu. Ee... Ve o başında sürekli post üzerinden sayı üretti. Aynı üçüncü maçta da bu arada mesela 22 kilik bir seri var. Tamamen orada gaza bastı. Burada maçı kıracağız dedi. Ya yani bu beş dakikada kırdık kırdık dedi. Maçı öyle kazandırdı. Ee, çok çok iyi oynamıyor bu arada. Yani baktığın zaman da... Ama Jack Nicholson'ı heyecanlandıracak kadar bir oyun var. Abi Jack Nicholson iki senedir maçlara gel. Pandemiden beri pek gözükmüyor Onu diyorum İki kere maça geldi. Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi şeyde... San Francisco'da maç değil mi? San Francisco'da e, maç e, bu, bu gece Oynanacak 5. maç San Francisco'da. Bu çok uzun süredir ilk defa mı çıkamayacaklar kaybederlerse? San Francisco Golden State. Mi? Evet. Ya arada işte iki tane boş sezon geçirdiler ya. Ee, ama şöyle olacak o boş sezonlar yüzünden Golden State playoffa katıldığı hiçbir sene. NBA finalinden aşağıda kalmadı. Hmm. Yani Batı'da kimse yenemedi onları. İlk defa Batı'da yenilmiş olacaklar. Bu gece bakalım ne olacak. Tabi diğer tarafta da esas büyük bir sürpriz var. Zar zor elemelerden playoff'a giren Miami Bat Doğu finalinin kapısında. New York karşısında 3-1 öne geçti. Tabii New York. Diğer tarafta da gene bu sabaha karşı oynanan maçta Boston beklenmedik şekilde Philadelphia'ya yenilerek 3-2 geriye düştü. Yani kalan en iyi takım Boston. Sürpriz mu herhalde değil mi? Yani yani çok da sürpriz değil ama esas büyük sürpriz Miami'nin Milwaukee'yi yenmesiydi canım. Ondan da o geçti biz önceki turda. Ama Boston'da 3-2 geri düştü. Böylece e, hani playoff başladığında e, son dörde kalması beklenen takımların pek çoğu elenebilir abi. Çok çok ilginç bir son yani dört kalacak. Favorisiz bir NBA finanla durum gidiyor. Eh, sonuçta Denver ne olursa olsun belli olan sonuçta batı birincisi abi hmm. hani hakkını yememek lazım. E Golden State de sonuçta ama Golden State de elenirse eğer Hani son dörde kalanlar arasında bir tek Denver e, son dörde kalma, kalmak için adaylardan biri gibi gözüküyordu. Hmm. Öyle söyleyelim yani. E, diyelim ve buradan ha, Miami demişken hafta sonu Miami'de e, Amerika'da dolaşmaya başladık. Miami'den Las Vegas'a geçiyoruz. Falan. Evet. Miami Grand Prix'si vardı. Abi çok görkemliydi bu arada. Sertimliyorum. bilmiyorum. Seyrettir. Yarış çok keyifli olmadı bu arada. Ya yani Red Bull çok çok üstün. Yani 9. sırada başladı, başladı Max Verstappen ama yani çok net birinciliğe gitti. Yani e, kimse yaklaşamadı bile ona hatta neredeyse. E, tur başına bir bu, abi Perez'e Sergio Perez'e tur başına bir buçuk saniye fark attı bir araya. Yani artı Sergio Perez de diğer herkesten daha hızlı yani. E, Red Bull çok çok önde ama e, Miami'de bütün şey vardı yani. Bu Amerikalılar zaten ne kadar ilgilerinin arttığını görüyoruz. Herkesin herkesi vardı yani. Herkesin herkesi vardı. Ve Amerika'da yarış ya sayısı 3 şeyleri şey... gördüm, fotoğrafları falan evet. baktım ya. Ya işte bütün Miami'nin bütün şeyleri, ünlüleri daha doğrusu bütün güney bölgesinin ünlüleri oradaydı. Padoğa akmışlardı. Acayip partiler, martiler. Hani yarışın kendisi sportif anlamda e, Red Bull'un dominasyonu yüzünden hani çok çekişmeli diyemezsin. Piste öyle süper bir pist değil. Ama bu e, o bir zamanlar Monaco'yla özdeşleşen ihtişam falan konusu tamamen Amerika'ya kayıyor gibi. Şimdi esas zaten Las Vegas'ta yarışı herkes merakla bekliyor. Şimdiden e, Kasım ayında yarıştı mı? Yanılmıyorsun. Evet, evet Kasım Dokuz ayında. Kısm. Kasım ayındaki yarış için acayip acayip partiler ve şey paketler planlanıyor. Şimdi bütün biletler satıldı zaten tribün olan yerlerde. Evet. Fakat yarışın bir kısmı o Strip denen ana caddeden geçecek. Onun her tarafı otel. Otellerin şeyi gören bütün o caddeyi gören odaları için özel paketler veriliyor ne paketler var böyle hafta sonu paketler var milyon dolarlık hafta sonu paketleri falan var hani Amerikalılar daha şimdiden daha yarış yapılmadan acayip büyük bir pazarlama mucizesine dönüştürmüş durumda çok, çok hakikaten takdir ediyorum yani bir taraftan yani o kadar kafamızın almayacağı bir boyut ki bu Hı -hı ya nasıl olabilir diye de düşünüyorum ama şimdi bu adamlar bir 10 sene önce falan şey dediler. Yani biz artık sadece bir kumar şehri olmaktan çıkmak istiyoruz. Bir eğlence şehri olmak istiyoruz diye. İşte ben konuda böyle bir şeyler seyretmiştim falan. Belgeseller, belgeseller var ya bu History Channel, History Channel bayılıyorum onlara. Ben benim kişisel kişisel, kişisel tecrübem de var. <laughs> Ay Las ya senin var. Benim de senin kadar olmasa benim de var. Çok güzel, hoş bir yer zaten. Nasıl olduğunu anlamıyorsun yani. Oraya niye bunu yaptılar falan. Abi o hakikaten yaptılar o işi. Yani, kumar yani bahis, kumar falan bunlar o kadar düşük bir yere geldi ki bütün full eğlence paketinin içinde şaşkınlık içindeyim yani. Abi hayatın ya yani bir dolar ve kumar oynamadan hayatında en çok eğlenebileceğin yerdir aslında. Çok ilginç o anlamda. Çok ben oraya şey diyorum ya yani yetişkin Disney Land'i. Ee, evet yetişkin yetişkini bold yapalım. <gülüyor> <coughs> <gülüyor> ama şeyler var ya Hafta sonu üç günlük oda. E suite odalar şeyi gören ki Amerika'nın en büyük özelliklerinden biri otel özellikle Las Vegas için oteller çok ucuzdur. Evet. İnsanlar gelip konaklasın orada para harcasın isterler. Evet. Yani en... eskiden bedava olduğu dönem bile var. Tabii. Zaten hani ya bazı oyuncular için zaten hala bedava da. Şöyle söyleyeyim ama dünyanın en görkemli mimarisine sahip en ihtişamlı otelleri yan yana yan yana yan yana. Zaten baştan onun onlar uzak. Delir i̇şte bu. binler, veneşinler falan. Fakat geceliği en pahalısını 120 dolar falandır yani. Hani oda fiyatı bile için. <laughs> var yüksek yüksek bir şikayet, takım mevsimine var. göre yüksek o ta, şöyle hafta sonları var. 400 hmm. 400'ün aşağı bulamazsın hmm. hafta sonu hafta sonu 3'e katlanıyor fiyatlar ama sonuçta odaları normal çok pahalı abi şimdi 6000-7000 bin, bin dolardan bahsediyor evet. ya hafta sonu fiyatları için <laughs> yani gerçekten bilet satar olmuşlar yani ilginç bir yarış bizi bekliyor diyelim efendim ee, 300 bin kişinin katılması bekleniyor o şeye bu arada yani tribünde olan yani evet. yarışı 2, 2 milyon kişi falan izleyecek. Partileyecek yani olanlar. Abi stripin kenarındaki oteller o kadar büyük ve şey ki. Ama yani hepsinde, bir, bir hepsinde o seyredebileceğin kadar bir şey yok. Gerçi Formula 1 seyrederken de daha çok ekrandan seyrediyorsun. Önünden bir geçişlerine bakıyorsun. Aynen. Şeyde olsa padokta olsan da bir şey Tabii. fark etmiyor yani. Ee, geçtiğimiz hafta e, Handball Kadınlar Avrupa Kupası finalinde... ...Konya 6 Belediyespor, Maselo Atletico Guirdesi 33-20 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Konya'da... Ee, kadın sporu bizim yüz akımız. Tabii. kadın basketbol, kadın voleybol ve kadın handbolda da şampiyonluk, bir şampiyonluk geldi Konya Altı Belediye ilk geliyor kupa. Ee, çok 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 tebrik ederiz Konya Altı Belediye Sporu'da efendim. Tenis ee, teniste Madrid açık vardı. ATP turunun en önemli şeylerinden, e, ATP bin turnuvalarından biri. Son şampiyon ev sahibi olan. Artık Nadal'dan biliyorsun Madrid açık şeydir. Nadal'ın arka bahçesi. Yani. Roland Garros'la birlikte en çok ee, hem toprak de... hem Madrid. Aynen öyle. Ee, onu da herhalde Carlos Alcaraz'a teslim edecek. Alcaraz şampiyonluğa ulaştı. Çok kolay bir final olmadı bu arada. 6-4-3-6-6-3 ile şampiyonluğa ulaştı. 10. ATP tur şampiyonluğu. Şey, ATP'nin şampiyonluğu bu arada. Daha bir yaşta. Master serisi. Asıl şey kadınlarda. Hı hı. Ee, yani Sabalenka'nın sadece forma artışı değil oyununu değiştirmesi, daha mentalitesini değiştirmesi, o çöken kadından bu kadar ısrarla maçlara asılan kadına dönüşmesi çok ilgi çekici. Yani bu senede böyle bir dönüş, böyle bir gelişim kendisi bekliyor muydu bilmiyorum. maçtan sonra şampiyonu Sabalenka. Maçtan sonra Sabalenka'nın antrenörü Pertik Muratoğlu, Muratoğlu diye yazılıyor. Muratoğlu Muratoğlu, Muratoğlu. Sabalenka, Ribakina ve Siviatek'i 3 büyük kadın tenisinin 3 büyükleri olarak çok mi? istersin tabii böyle bir şey olmasın ama dur da <laughs> <laughs> hani Sivion tek hakikaten tek başına gidecek gibiydi ama bu hakikaten ikisinin yakalaması enteresan olma ama daha neler görürüz canım isterim abi, yani böyle bir şey üçü de çok değerli tenisçi zaten çok uzun süredir WTA'nin en büyük sorunlarından biri gerçekten üst düzey tenis e, yıldızlarının belli bir süre üst düzeyi koruyamaması hmm. alakalı. Çok uzun süredir böyle bu arada. Yıldızlar var ama süperstarlar çıkmıyor. Serena'dan beri ki Serena da çok e, bölük pörçük oynadığı için geri döndüğü için Serena'dan beri gerçekten kadın tenisinin yüzü diyebileceğim bir isim olmadı. Yani Doğru. bir numarada ilk ilk beşte iki ya da üç için iki yıl falan kalması lazım ki çok simgeleşsinler. Anlatabiliyor muyum? Onu yapamıyorlar. antrenör de biraz hani onlar artık buraya geldi demeye çalışıyor Bunun ama çeşitli daha çeşitli sebepleri var ama yani sebebi yoktu yani. Şimdi maç sayıları artıyor, turnuva oradan oraya oradan oraya gidiyorsun. Ve öyle bir nokta geliyor ki pat 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 iyi bir tenisçi bir anda 5 milyon dolar topluyor. Reklam anlaşması şu su bu su falan derken 20-25 milyonluk oluyorsun. Anlatabildim mi? Şimdi orada o şey noktası önemli. Hani oyuna hala asılma diye bir şey var. Bir de abi ne uğraşıyoruz deli misin ya. İşte otel yeah. otel dolaşıp duruyoruz. Madrid'de de elendi. Kalk ertesi sabah uçağa bin oraya git filan. E, işte Onu uğraşmıyor. Yani biraz e, işte, konfor var. Üst düzey e, takip edilen sporların hepsinde benzer sorunlar yok mu zaten? Futbol var da var. işte e, kadın tenisinde biraz daha zorlayıcı ve daha çok görünen bir şeye dönüştü bu sanki. Yani onların arasında ayrı, onların arasında ayrı, ayrılanlar işte zaten. Evet yani. biz heyecanla bekliyoruz onları inşallah. Bu üçlüdür yani. Çünkü şey hakikaten e, Zabalenka, e, Ribakina üçünün de iyi böyle hani ekstra oynandığı maçlar keyifli oluyor. Oluyor da ilk, de, ilk defa oluyor yani. Hayır hani düzenli bir şekilde şöyle. Tabii tabii. Üç, bir, üçlü sene boyunca, bir var. sene boyunca her turnuvada her turnuva olmasa da turnuvaların yüzde dörtte üçünde diyelim bunların net bir şekilde tabii, performans tabii. göstermesi lazım. Ben biraz daha uzatayım onu. İki sene, üç sene. Efendim sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışın. Bu arada e, oyuna devam için özel bir soru cevap bölümü çekecek çekmek istiyoruz. Sizden bol bol çok ilginç sorular geliyor. Hepsini yanıtlayamıyoruz. O yüzden e, aklımızda kalıyor sonra. Evet, aklımızda kalıyor. Hem spor iki bölüm gibi yapacağız böyle, iki parça gibi. Hem sportif konularla ilgili sorularınızı hem de genel e, hayatla ilgili kendi bakış açımızdan e, merak ettiklerinizi e, yanıtlamaya çalışacağız. Çok güzel sorular var. Sadece üçer tane sorabildiğimiz için içimizde kalmasın. E, sizin de sorularınız e, şey olmasın. Ne zamana kadar bekliyorsunuz soruları? <laughs> Gelecek hafta yani bir hafta bir süremiz Gelecek var. Gelecek hafta salı akşamına kadar. Evet. Bu videonun altındaki yorum bölümünüze merak ettiğiniz sorularınızı yazarsanız sosyal medyadan da toplayacağız ama her şeyi sorabilirsiniz. Evet. YouTube'daki yorum bölümüne yazarsanız elimizden gelince yanıtlamaya çalışacağız efendim özel bir bölümde diyelim. Mevo Başkan sormuş. Bir dönemin efsane takımlarından hala unutamadıklarınız var mı? Kızıl Yıldız, Aston Villa, Hamburg, Sampdoria, Detroit Pistons, Tofaş. Bana da şey basketbol olarak söylemiş. Beslen. <laughs> Vay. Abi futbolda benim Sampdoria'yı çünkü. Ortaş. benim için evet. Sampdoria'nın yeri çok ayrı ya. Sampdoria. Evet. O, peki Wembley'de kaybedilen finalde üzülmüş müydün? Yani öyle çok özel sempatim yoktu ama o bir kere formasını çok seviyordum ben yani ortadaki şeyli evet, e, mavi, beyaz, mavi beyaz mavi e, beyaz şeritli viyalli falan yüzünden. E, yani özel taraftarım ama bana çok sempatik geliyordu yani. Onu hiç unutmam yani santr futbol açısından. Evet. Ben de Mönchengladbach taraftarıydım abi çocukluğumda. Hmm. Büyük hastasıydım yani. Niye bilmiyorum ama. <laughs> Söyleyiş çok güzel abi. Çok tabii. Abi bir in... de çok iyi oyuncular vardı. In... Bonhoff vardı, Simon Sen vardı. İnsan yani, insan özellikle İlk sporla tanıştığında özellikle yönlendiren bir abisi falan filan yoksa çok, il, çok, çok ilginç şeylere takılabiliyor abi. Yani ben Mönchengladbach'ı sadece söylemesi güzel diye seven <laughs> insan mı ki Ama bunda, bunda sakınca da yok abi. abi o dönemin işte Bayern Münih'e de kafa tutan takımı şampiyon olan şampiyonlarlık UEFA kupasında falan yürüyen takımda çok iyi oyuncuları vardı. O önemli benim için. Başka? E tabi şey yani biz şeydik yani. Abdülkerim Cabbar. <laughs> <laughs> Abdülkerim Cabbar. Neydi <laughs> <laughs> Lakers yani? Lakers'ıydık ee, yani. benim için de Houston yani. Hakimli Houston'ın yeri yani. Basketbol Ama o daha geç ya. Tabii daha geç. Ama ben 80'lerden itibaren Hakim'i çok sevdim. O 90'larda hmm. şampiyon oldu. 80'lerde işte ben ortaokul, lisedeyken ilk Hakim ve Ralph Sampson beraberken o üstünü seviyordum yani. Ee, bizim, ta, benim lisedeki bütün takım arkadaşlarım Lakers'i için onları gıcıklık olsun diye Boston'du ha, Ama tabii Boston e, detay takım olmadığı için. Yani Boston'un parkeleri benim başımı döndürüyordu. Ya. Böyle bir garip bir şey falan. Tabii tabii top sekmiyor bazı <laughs> yerlerde derler de yalan biraz o tabii. Bir de çok şey, Larry Bird ne bileyim neyse hadi. Şeydi, muslukçu tipi vardı mı yani diye. Biraz gibi. fazla beyaz bir takımdı o evet, ya. Evet. Kevin McKeel filan. Eee eh, doğru. Uğur sormuş. Kavgaya gidecek olsanız hangi üç sporcuyu yanınıza alırdınız? Bu sezondan mı? Abi benim alacağım isim belli. NBA'de James Johnson var. Gerçi bu sezon e, forma bulamadı ama yani son 5 senedir oynuyor. Bütün ailesi MMA'ci. Kendisinin 21 tane profesyonel evet. maçı var. Mağlubiyeti yok. Yani profesyonel MMA'ci yani. Ben James Johnson'dan rica ederim. Yani tek başına zaten hepsini halledebilir ya. Üç tane yok mu? Bir David, tane. David West var. O da altın şeyli, altın eldivenli. E, artı sahada e, bir de herhalde ne bileyim Boban Marjanovic de alabilirim. Hem büyük korkutur hem de zaten <laughs> John Wick'ten John Wittten tecrübeli o da. Onu da yanıma alayım. Ya yani, bo abi Boban yanındayken sen kim yaklaşabilir ki sandın? sen Uzaklaşırlar. Karşı kaldırıma evet. geçerler. Yani. Evet. E, ben de Kolasinac'ı alıyorum. Mesut'tan şeyiz. Ee, Onun şeyleri saldıranlara saldırmıştı ya <laughs> tek başına soygunculara. Ee, Türkiye liginden Abdülkerimle salayı alayım ben. Salay evet. böyle şey böyle yumuşak yüzlü falan dikkat çekerken şey yapabilir yani kurtarabilir. <laughs> ee, oldu mu bitti tamam bu kadar evet. üç tane. Erdal sormuş. Yerli malı, yurdun malı güzel bir narince şarabı mı yoksa Fransa şardoneyi mi? Vallahi hiç anlamadığım işler biliyor musun? Şardone çok tatlı geliyor bana olmuyor. Benim de hiç şarap kültürüm yok bu arada. Çok zayıf benim de. Bir tek şeyi çok seviyordum ben. Ama narince, çok, narince üzümü çok şey bir şey yani marka bir şey olduğu için onu tercih edeyim. Yani dünya çapında bir marka. Kendi ne as bir üzüm. Ee, bir Türk markası da benim çok sevdiğim bir arkadaşımın hani çalıştığı Reklam mı yapacaksın? Yok yapmayacağım. <laughs> ee, çalıştığı için hani onu içtiğimi söylüyorum. Ben hiç şarap kültürüm yok. Bir tek şeyi seviyordum ben ya bu İspanyolların hani sokakta içtikleri esmeralda şarabı var ya elma şarabı. Ve onu biliyordum. O da gazoz gibi bir şey zaten Tabii. yani. Tabii. House wine diyeceksin ya işte. İleceksin dükkana. Ne, masada ne varsa. Abi 5 euro muydu neydi ya zaten? Tabii. Bir litreliği yani. Şöyle koladan birazcık pahalıydı yani. Haftanın maçlarına geçelim efendim. Ee, Euroleague'de bu hafta bu akşam kalan iki seri tamamlanacak. Monaco, Maccabi ve Real Madrid partisinin iki ikilik serilerde kazanan Final Four'a, Olympia ve Barcelona'ya katılacak. Ee, hafta sonu bayern Schalke karşılaşması var cumartesi günü. Ee, yani aslında ismi büyük maç da bakalım ne olacak. Dortmund'da Mönchengladbach'da olacak. İşte, son üç hafta Dortmund istemiyorum diyor. Bayan hayır ben istemiyorum diyor. Bakalım ne olacak yani. Arsenal-Brighton var yani ne kadar önemli tartışılır. Türkiye Ligi'nde maç yok çünkü Türkiye Ligi'nde de Türkiye, Türkiye Ligi'nde asıl maç var. Eser, evet. <laughs> hafta sonu en çok takip edilecek <laughs> e, müsabaka demeyelim de e, olay seçim. Ya lütfen herkes oyunu kullansın. E, demokratik hakkını ve belki büyük oranda da sorumluluğunu yerine getirsin. Hepimize hayırlı olsun diyelim seçim. Ve haftanın fotoğrafıyla veda edelim. E, Napoli'nin çok güzel fotoğraflar var zaten çok Evet, Serie A'da şampiyonluk heyecanlı. kupası İtalya'nın dışına çıktı bir kez. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey İtalya'da böyle diyorlar. Tabii. Evet. Ama zaten yani bu Napoli onlar da kendilerini çok İtalyan görüyorlar mıdır evet. bilmiyorum. Napoli yani çok görkemli bir şampiyonluk çok. kutlaması. Diğer tarafta da Milan-Inter oynayacak. Bakalım evet. Bu interne. akşam. Bu akşam. E, ve oradan bir takım da şampiyonlar... inter çıkacak. Şimdi ne desem ters oluyor bu arada. <laughs> Diyelim bizden bu haftalık bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.